Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sufle tadında ıslak kek yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Yumurta, toz şeker, süt, sıvı yağ, kakao, vanilya, kabartma ve un. Bunlar kek için. Sonrasında ise şerbetini yaparken onun malzemelerini de söyleyeceğim. Öncelikle kekimizi yapmakla başlıyoruz. Tekrardan söyleyeyim, her zaman olduğu gibi. Malzemelerim net ölçüsünü açıklamaya yazıyorum. Şöyle öncelikle uygun bir kaba yumurta ve toz şekeri alıyoruz. Şimdi güzelce çırpıyoruz. Ve çırptık. Şimdi de süt ve sıvı yağını ekliyoruz. Üzerine de kakaomuzu ekledikten sonra tekrardan çırpıyoruz. Evet, bunları da çırptıktan sonra son olarak vanilya unumuzu ekliyoruz. Ve üzerine kakaomuzu, kabartma tozumuzu ekliyoruz. Evet arkadaşlar, kekimizin tüm malzemelerini ekleyip iyice çırptık. Son olarak şöyle kalıbımıza boşalttık. Şu şekilde yapıyoruz ki kabarcıklar çıksın diye. Ve şimdi de 170 derecelik fırına pişirmeye veriyoruz. Evet, kekimizi fırına verdikten sonra şimdi de sosumuzu yapacağız. Sosumuzun malzemelerini şöyle uygun bir tencereye boşaltacağız tek tek. Onda malzeme ölçülerini net olarak açıklama yazıyorum. Şimdi uygun bir tencereye şöyle sütümüzü boşaltıyoruz. Üzerine toz şeker. Sıvı yağı. Bu arada bu tarif. Evet, sütü, yağı ve şekeri de ekledikten sonra kakaomuzu da ekliyoruz. Ve ilk önce güzelce çırpıyoruz. Ocağın altını açmadan önce. Şimdi ocağın altını açıyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Sosumuzu biraz kaynatacağız. Çok fazla kaynatmamanız lazım. Çok katı olmaması lazım. Yani tahminimce 5-6 dakika yeterlidir. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi sosumuz da tamamdır. Şunu da belirteyim. Sosu pişiriyoruz ama çok fazla kaynatmıyoruz. Hani fokurdamaya başlamaya yakın kapatıyoruz. Yani kıvamı şu şekilde olmalı. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi pişen kekimizi üzerine kürdan yardımıyla
Delikler açacağız. Bu arada bu tarifte hani sosunu pişiriyoruz ya, bunun kimlere yararı var? Hani kimileri mesela sosunu pişirmeden yendiği zaman rahatsız olabiliyor. Hani çiğ yağdan veya çiğ yumurtadan. Bunun ise sosu piştiği için rahatlıkla yenebilir. Evet, deliğimizi açtık. Şimdi de güzelce sosumuzu gezdireceğiz. İkisinin de sıcak olması gerekiyor. Kekin de sosunda. Bol soslu. Evet, sosumuzu da döktük. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kekimiz soğudu. Servise hazır bu şekilde. Ben böyle süsledim. Hindistan cevizi ve fıstık tozuyla. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üstündeki sosunu görüyorsunuz. Evet. Eğer siz de videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.